Sen de şoför arkadaşın. Emrah ip gelmedi mi Emrah? İp geleyim de şunu şoför Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 18. Malatya ziyaretinde benim cefakar, fedakar, minibüsçü, servisçi kardeşlerim, halk otobüsçü kardeşlerim, esnaflarım bugün yine hiçbir maddi destek, hiçbir kurumdan, partiden, kişiden hiçbir maddi destek almadan kendi aracıyla, kendi yaktığı akaryakıtla Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini kanıtlamak, seçilmiş hükümetimizin ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza her zaman desteğini veren esnaflarıma, şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Bugün burada yine esnaflarımız toplanarak Cumhurbaşkanımızın mitingi dolayısıyla Malatya vatandaşlarımızı, yolcularımızı miting alanına ücretsiz taşıyarak bizler de elimizi taşın altına her zaman koyuyoruz, bugün de koyacağız. 15 Temmuz'da olduğu gibi, ülkemizin zor dönemlerinde olduğu gibi her zaman minibüsçü ve servisçi esnaflarımız kurum ve kuruluşların yanında saf almıştır. Tabii ki sorunlarımız vardır, esnafımızın problemleri vardır. Biz bugün burada Cumhurbaşkanımıza da hazırladığımız bir dosyamızı kendilerine takdim edeceğiz. Esnaflarımızın sorunlar ve çözüm noktasında desteklerini bekleyeceğiz. Servisçi esnaflarımızın özellikle okul aile birlik başkanlarının bazılarının, tabii bunu hepsini tenzih ederim, yine servisçi esnaflarımızdan bağış adı altında istedikleri haksız paralar var. Bu noktada bir detaylı bir dosya hazırladık. İkincisi minibüsçü esnaflarımızın özellikle 2018 yılında engelli yasası ile ilgili engelli erişilebilirlik minibüs zorunlu haline alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda esnafımız sadece tek bir markaya mahkum edilmiş. O markada çok yüksek bir bedelle esnafımıza minibüs satmakla direnmekte. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımıza engelli yasasının yeniden ertelenerek tüm fabrikaların engelli erişim minibüs üretilene kadar en azından 2 yıl ertelenmesi için kendilerinden ricada bulunacağız. Diğer esnafımızın tüm sorunlarını kendilerine aktaracağız. Biz bugün burada 100'ün üzerinde servis minibüs aracımızla şehir içindeki vatandaşlarımızı belediye önündeki miting alanına taşıyacağız. Ve bununla beraber Akçadağ'da 27 aracımız, kooperatif minibüsümüz Malatya merkeze, Yazıhan'dır, Pötürge'dir, Doğanyol'dur, odamıza bağlı tüm minibüsler o bölgelerde de vatandaşlarımızı miting alanına taşıyacak. Bu noktada ben tekrar esnafımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu büyük bir fedakarlık. Esnafımız kendi işini bırakarak, kendi ekmeğini, kazancını bırakarak bir mazot yakıp, akaryakıt yakıp büyük bir bedelle bu hizmeti vermektedir. Umarım bu noktada da bizlere Cumhurbaşkanımız desteğini her zaman esirgemeyecektir. Bu bağlamda da tabii ki Sayın Bakanımız, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman da bizlerin yanında olmuştur. Her zaman esnafın yanında olmuştur. Ben bir kez daha esnafıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.